Programımızda hukuk köşesiyle devam ediyoruz. Avukat Şadi Arslan tıbbi ihmal konularında bilgiler vermeye devam ediyor. Bu hafta kozmetik alanında yaşanan ihmaller masaya yatırılıyor. Merhabalar sevgili izleyiciler. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Levenis Avukatlık Firması'nın ortak avukatlarından Avukat Şadiye Arslan'la birlikteyiz. Bildiğiniz gibi geçen hafta tıbbi ihmalkarlıklardan kaynaklanan davalardan söz etmiştik. Bu hafta ise bu konuyu biraz daha detaylandıracağız ve plastik cerrahiden söz edeceğiz. Merhabalar Şadiye Hanım, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Plastik cerrahi endüstrisinde çok fazla ihmalkarlık oluyor mu? Şöyle açıklamaya çalışayım. Geçen yıl sadece İngiltere'de 44 bin kişi plastik cerrahi geçirmiş ve bunların %90'ını bayanlar oluşturuyor. Sadece İngiltere'nin geçen yıl plastik cerrahide yaptığı ciro 900 milyona varıyor. Bu kadar büyük bir talebin olduğu alanda tabii ki ihmalkarlık oluyor ve bu alandan bize gelen müvekkilleri biz temsil edip kendilerine hak ettikleri tazminatı almaya çalışıyoruz. Peki bir avukat olarak plastik cerrahi geçirmek isteyen insanlara tavsiyeleriniz ne yönde olur? Eğer İngiltere'deyseniz ve plastik cerrahi yapmak istiyorsanız şunu söylemek istiyorum izleyicilerimize. Doktorun tabipler odasına üye olup olmadığını araştırmanız gerekiyor. Ve bu ülkede kendisini ve sizi koruyacak profesyonel ihmalkarlık sigortası var mı? Ve bu sigortanın limiti nedir? Bunları araştırmanızı öneriyorum. Eğer İngiltere'de değil başka bir ülkeye gidiyorsanız ve orada plastik cerrahi yaptıracaksanız yine de bunda çekinecek bir şey yok. Yani doktorun geçmişini araştırabilirsiniz, sigortası var mı, hangi kliniğe bağlı çalışıyor, klinik hükümetin kurduğu bir derneğe üye mi? Bunlara bakmanızı tavsiye ederim. Fakat benim gördüğüm ve duyduğum kadarıyla genelde plastik cerrahi yaptırmak isteyenler eşe, dosta, tanıdıklarını soruyorlar ve eğer memnun iseler gidiyorlar. Fakat bunu yaptınız diye yine de bu soruları sormayacaksınız diye bir şey yok ve bunları sormak hakkınız derim. Peki Şadiye Hanım, şöyle bir şey sormak istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi plastik cerrahi konusu çok büyük bir fenomen haline geldi ve bunun turizmi de çok büyük bir noktaya ulaştı. Sizin bu konuda söyleyecekleriniz ne yönde olacak? Geçen gün BBC'de bir program izliyordum ve bu programda sadece İngiltere'den yılda 100 bin kişinin tıbbi müdahale için başka ülkelere gittiği söyleniyordu. Ve bunun %80'ini plastik cerrahi için gidenler oluşturuyor. Şimdi uluslararası bir denetim kurulu yok. Cerrahlara bakan bir denetim kurulu yok. O yüzden eğer başka bir ülkeye gideceksiniz ve orada bir ihmalkarlık olmuşsa hakkınızı o ülkenin kanuna göre arıyorsunuz. Ve daha önce de söylediğim gibi eğer böyle bir şey düşünen varsa onlara ilk tavsiyem doktorun sigortası var mı yok mu ve doktor tabipler odasına kayıtlı mı ve kimler size bu doktoru tavsiye etti bunları araştırmanız gerekiyor. Yani Türkiye'de Bulgaristan'da daha kötü plastik cerrahi yapılıyor diye bir şey yok. Oraya gidip çok daha iyi servis alanlar var. Sadece bunları ne olur ne olmaz araştırırsanız iyi olur diyorum ben. Peki size ne gibi estetik cerrahi davaları geliyor? Şimdi estetik cerrahi alanı çok geniş. Yani başınızdan ayağınıza kadar estetik cerrahi yaptırabiliyorsunuz ve bize çeşitli çeşitli davalar geliyor. Mesela son ay gelen davalardan örnek vereyim. Karın yağlarını aldıran bayanlarda bazen derinin altında su toplanıyor veya sinirler zedeleniyor. Yüzündeki deriyi çektiren bayanlarda bazen tekrar kanama oluyor derinin altında. Göğüslerini yaptıran bayanlarda iki göğüs ölçüsü birbirine uymuyor ve bazen büyük bir iz kalıyor. Bunların hepsi ihmalkarlık nedeni olabiliyor. Veya lazer ameliyatı yapan, göz lazer ameliyatı yaptıranlarda bazen kuruluk oluyor gözde ve zamanla gözde görmekte sorun oluyor. Böyle şeyler olduğunda biz bu davaları alıp takip edebiliyoruz. Peki Şadiye Hanım, ameliyatlar başarıyla tamamlansa bile enfeksiyonlardan ötürü, yani hastanede kapılan enfeksiyonlardan ötürü size gelen davalar oluyor mu? Son 7-8 yılda İngiltere'de hastanede kapılan enfeksiyonlarla ilgili büyük bir kriz vardı. Bu son zamanlarda biraz daha azaldı fakat bize bu konularda başvuran müvekkil sayısı yine de devam ediyor. Eskisi kadar olmasa da.
hastaneye gittiğinizde, mesela bebek giderse, ondan sonra kanser hastası giderse, antibiyotik alan kişi giderse veya yarası çiziyor olan giderse, böyle kişilerin enfeksiyon kapma imkanı bize göre, yani sağlam kişilere göre çok daha fazla. Ve hastanedeki enfeksiyonlar ya size bakan hemşire ve doktorlardan alınıyor veyahut da oradaki yüzeylere dokunarak, oradaki artık yatağı mı diyeyim, kapıya mı diyeyim, onlara dokunarak kapılıyor. Fark ettiyseniz son yıllarda hastane kapısına girerken ve hastaneden çıkarken görürsünüz hijyenik jeller vardır ve bunların konulmasının nedeni bu enfeksiyonu önlemektir. Hastaneye gidip orada enfeksiyon alıp çok kötü etkilenen ünlü bir İngiliz aktörü vardı, Leslie Ash diye. Ve onun davası 2 yıl önce kadar bitti ve onu temsil eden avukatlar 5 milyon aldılar. Çünkü kendisi televizyon dizilerinde oynuyordu ve hastanede kaptığı enfeksiyon yüzünden çok uzun süre çalışamadı. Çok acı ve sızı çekti. Böyle davalarda ihmalkarlığı ispatlamak kolay. Eğer enfeksiyonu hastane vermişse o zaman ihmalkarlığı ispatlamak kolay ve izleyicilerimiz eğer böyle bir şeyden şüpheleniyorlarsa kesinlikle ama kesinlikle avukata başvurun derim. Peki Şadiye Hanım, kozmetik alanda başka ne gibi davalarla yüz yüze geliyorsunuz? Çok sık yüz yüze geldiğimiz davalardan biri de lazer uygulamasında yapılan ihmalkarlıklar. Yani vücuttaki tüylerin alınması için bazı müvekkiller böyle yerlere gidiyorlar ve verilen tedavi ihmalkar oluyor. Gereken testler yapılmamış oluyor veya makine çok sıcak oluyor ve çok kötü vücudu yanan müvekkiller gördüm. Ve böyle yerlerden bazılarının sigortası yok maalesef ki. Mektubu yolluyorsunuz ve mektubu yolladığınız yer size cevap vermiyor. İkinci, üçüncü mektubu yolluyorsunuz. Ondan sonra şüphelenmeye başlıyor sigortası olmadığına. Ve böyle yerleri dava edip malına mülküne haciz almak zorunda kalıyoruz. Fakat bu çok uzun sürüyor. O yüzden bizi izleyenlere tavsiye ediyorum ki eğer lazer tedavisi yaptıracaksanız gittiğiniz yerde sigortası var mı yok mu onu sormak hakkınız. Yani birisi lazer tedavisi verecekse, 1000 pound, 500 pound sizden alacaksa sizin için ve kendilerini korumak için bir sigorta çıkarmaları gerekiyor ve bunu iş yerlerinde asmaları gerekiyor. Böyle bir tedavi için gidersiniz, sigortanızı görebilir miyim deyin ve sigortaya bakın derim. Şadiye Hanım, biraz da bu davaların zorluk derecelerinden söz edelim. Diğer davalara oranla daha zor ve komplike olabiliyor mu ve davanın değeri eninde sonunda nasıl saptanıyor? Tıbbi ihmalkarlık davaları diğer tazminat davalarına göre çok uzmanlık gerektiren bir alan. Neden derseniz, işte küçük bir araba kazasına benzemez tıbbi ihmalkarlık davaları. Uzman avukatın sizden çok çok detaylı bir ifade alması gerekiyor. Ve gittiğiniz avukatlık firmasının büyük bir firma olması gerekiyor ki hemşire olsun, doktor olsun öyle kişileri iş verip sizin mahalle doktoru tutanaklarınız ve hastane doktoru tutanaklarınız geldiğinizde biz onları bir hemşireye yolluyoruz veya bir doktora. Onlar kronoloji yapıyor ve o kronolojide neyin yanlış gittiğini söylüyor ve biz ona göre davayı ilerletip ilerletmeyeceğimize karar veriyoruz. Eğer küçük bir firmaya giderseniz veya bu konuda tarihçesi olmayan bir firmaya giderseniz ve bu konuda sigortaları yoksa ve bu kişilere şey veremiyorlarsa, talimat veremiyorlarsa ve avukat tıbbi ihmalkarlık davasını sürekli üst üste yapmamışsa o zaman size ne istediğiniz servisi verebilir ne de hak ettiğiniz servisi verebilir. Bu davalardaki değer kısmı da çok önemli. Çünkü değerin saptanması için bu konularda uzman olan diyelim ki ortopedist olsun, psikolog olsun, plastik cerrah olsun bunların rapor yapması gerekiyor. O yüzden biz tazminat hukukuna baktığımızda avukat olarak deriz ki tıbbi ihmalkarlık kendi kendine göre bir dünyadır ve buna gerçekten işi bilen insanların bakması gerekiyor. Uzmanlık gerektiriyor, bilgi gerektiriyor ve iyi bir ekip gerektiriyor bu davalar. Teşekkürler Şadiye Hanım. Ben teşekkür ederim. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Avukat Şadiye Arslan haftaya yeni bir konuyla karşınızda olmaya devam edecek.